Necati doğru sözcü dar kafa ben üniversite iken bir dönemde pedagoji derslerine devam ettim. Pedagoji eğitim bilimi demek. Fakülteyi bitirince lise, psikoloji, sosyoloji, felsefe öğretmeni olabilirdim. İyi bir öğretmen olabilmem için gerekli bilgileri pedagoji eğitiminden geçerek öğrenecektim. 1970 yılında tuttuğum not defterine dün evdeki kitaplığımın içinde buldum. Müthiş, öğrenci kimdir? Büyük bir ressam, büyük bir matematikçi, büyük bir kumandan, büyük bir mimar. Bunların öğrencileri Olur. okulları olmaz. Öğretmenler eğer iyi öğrenci benim kabul ettirmek istediğim davranışı kabul edendir, ölçüsüyle yola çıkarsa yanılır. İyi öğrenciler en fazla uysallık gösterenler değildir. Okulu uysallık öğretmez, öğrenmeyi öğretir. Bilgiler gelip geçicidir, asıl olan öğrenmektir. Öğretmen öğrenciye sadece ve sadece ders notları ile birlikte büyük sözü dinlemeyi, büyüklere biat etmeyi, örf, adet, geleneğe uymayı dayatmaya kalkarsa hem öğretmen mesleğine ve hem öğrenciye haksızlık etmiş olur. Öğretmen öğrencisine zekasını, zamanın evrimine ve durumların değişkenliğine ayak uydurabilmesini öğretebilirse onlara büyük ressam, büyük matematikçi, büyük kumandan, büyük mimar olma kapısını açmış olur. Ayrıca geleceğin okulunda artık asıl iş bilgi edinmek değil, öğrenmeyi öğrenmek de değil, oluşumu öğrenmek olacaktır. Bu nedenle önce öğretmenin kendisi oluşumu nasıl öğrenebileceğini öğrenmelidir. Bunlar bir yıl önce İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğrencisiyken pedagoji bölümünde 4 ay boyunca tuttuğum notların özeti. 51 yıl sonra bugün pedagoji eğitim bilim kim bilir ne kadar büyük yol aldı. 1968 yılıydı. Öğrenci olayları başlamıştı. 1968'de Mayıs ve Haziran aylarında Fransa'da tutucu de Gaulle iktidarına karşı Nanterre Üniversitesi'nde başlayan öğrenci olayları bütün Avrupa'ya yayıldı. Bizi de etkiledi. 1968 Haziran ayında dünyanın en iyi üniversitelerinden biri olan Sorbonne'un ön cephesine süslemeli büyük bir bir duvar yazısı grafito astılar. Şunu yazdılar. Her öğrenci bir öğretici, her öğretici bir öğrencidir. Yani ben büyüğüm. En iyi ben bilirim. Ben söyleyeceğim. Sen uyacaksın. Bu doğru değil. Öğretmen de hayatının sonuna kadar öğrenir ve öğrencisinin de öğretmeni öğreteceği vardır. Üniversite ders notlarımı sizinle şunun için paylaştım. Boğaziçi Üniversitesi'nin öğrencileri yeni rektöre ve onu rektörlüğe atayanlara demokrat olmayı öğretmek istediler. Susmayı değil konuşmayı seçtiler. Bu açıdan bakılınca topluma 19 yıldır giydirilen korkutup susturma deli gömleğini yırtıp atmak istediler. Türküler şarkılar okuyarak, folklar oynayarak atanmış partili rektör istemiyoruz diye düşüncelerini ifade eden öğrencilere yumrukla tekme ile karşılık verildi. Üniversite ve tüm aile, polisle kuşatıldı. Üniversitenin kapısına kelepçe asıldı. Öğrencilere kara çalındı. Terörist olmakla, dini değerleri aşağılamakla suçlandılar. Ellerine ters kelepçe vurup gece yarıları hapisle yargılanma için sorguya götürüldüler. Bu öğrenciler niçin atanmış rektöre itiraz ediyorlar? Söylediklerinde akıl mantık hakkaniyet var mı diye hiç bakmadınız. Sizinki dar düşünce dar kafa. Üniversite öğrencisiyken pedagoji dersine tuttuğum ders notunda dar kafalık için şunlar yazılı. Dar düşünceler bütün bilinçlerini, bütün iradelerini bir hedef üzerine yoğunlaştırırlar. Yakın tehlikeleri sistemli bir şekilde ihmal eder. Tam anlamıyla görmezden gelirler. Bunucu olarak da son derece tehlikeli ve aşiğine açılık ortaya çıkar. Dar kafanız ve vahşi inadınız sizi bitirdi bitiriyor. Halktan iyice koptunuz, öğrencileri anlayamadınız, onlar size iyilik yolunu göstermek istedi. Dar kafanız basmadı. Necati Doğru Sözcü. Beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Mutlu günler dilerim, esen kalın.